İki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Yukarıda karışımların sınıflandırılmasına ait bir şema verilmiştir. Bu şemada 1, 2 ve 3 numaraları ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur diye sormuşlar. Karışımlar ikiye ayrılır arkadaşlar. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere. Yani buradaki 1 ile gösterilen yere homojen karışım dememiz gerekiyor. Homojen karışımın diğer adı da çözeltidir. Çözelti de diyebiliriz. Heterojen karışımları kendi arasında 4'e ayırmışlar. Bunlar süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve kolloid'tir. Emülsiyon ve aerosol zaten var. Demek ki 2 ve 3 yerine de birine süspansiyon yazacağız. Birine de kolloid yazacağız. Tam tersi de olabilir. Yani ikinci kolloid, üçüncü süspansiyon şeklinde. Şıklara baktığımızda B seçeneğinin doğru şık olduğunu görüyoruz. Karışımı oluşturan maddelere bileşen denir. Tuzlu suyun bileşenleri tuz ve sudur. Suyu buharlaştırılan karışımdan tuz elde edilir. Yukarıda verilen metne göre karışımlar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Karışımda farklı tür tanecikler bulunur. Bu yargıya ulaşabiliriz. Bakın tuz ve su iki tane bileşeni var. Bileşenlerine fiziksel yöntemlerle ayrılır. Buna da ulaşabiliriz. Suyu buharlaştırmak, buharlaşma işlemi fiziksel bir olay. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur demişler arkadaşlar. Normalde karışımı oluşturan bileşenler arasında belirli bir oran yoktur. Bu doğru bir bilgi. Ancak yukarıdaki metni okuduğumuzda bu sonuca ulaşamıyoruz. O yüzden üçüncü öncülü almayacağız. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda bazı öğrencilerin karışımların sınıflandırılması ile ilgili verdiği bilgiler yer almaktadır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır diye sormuşlar. İlk bilgiden başlayalım. Sıvı sıvı heterojen karışımlara emülsiyon denir. Doğru arkadaşlar. Örnek olarak da zeytinyağı suyu verebiliriz. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımdır. Bu da doğru. Türk kahvesini örnek olarak verebiliriz. Kolloidlerde dağılan tanecik çıplak gözle görülebilir demişler. Yanlış. Kolloidlerde tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasındadır. Ve bu boyuttaki tanecikler çıplak gözle görülemez. Dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden küçük olan karışımlar homojen karışımlar yani çözeltilerdir. Genellikle katılardan oluşan heterojen karışımlara adi karışım denir. Katı katı heterojen karışımlara adi karışım diyoruz. Örnek olarak da salatayı, karışık kuru yemişi verebiliriz. Cevabımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Bileşimi ve özellikleri her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışım denir. Aşağıda homojen karışım modeli verilmiştir. Homojen karışımlarla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır diye sormuşlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Saf madde, saf madde, homojen karışım. İki tane saf maddeyi karıştırmışlar. Homojen bir karışım elde etmişler. Homojen karışımlar tek fazladır. Yani dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünür. En az iki farklı maddeden oluşur. Doğru. İki tane farklı tür tanecik olması gerekiyor bir karışım olabilmesi için. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. Yanlış arkadaşlar. Karışımlarda karışımı oluşan bileşenler kendi özelliğini kaybetmez. Yanlış olanlar sorulduğu için cevap B şıkkıdır. Her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışım denir diye bir bilgi verilmiş. Buna göre yukarıda verilen madde topluluklarından hangileri heterojen karışımdır? Yağlı su heterojen karışımdır. Dışarıdan bakıldığı zaman birden fazla farklı faz olduğu da ayırt edilebilir. Özelliği de her yerinde aynı değildir. Yağ ile su birbiriyle homojen karışmaz. Süt yine heterojen bir karışımdır arkadaşlar. Emülsiyon sınıfına ait hatta. Naftalin su da heterojen bir karışımdır. Katı sıvı süspansiyonu örnek olarak verilebilir. Cevabımız A seçeneği olmalı. Öğretmen öğrencilerinden çözeltilerle ilgili bildiklerini derste dağıttığı kağıtlara yazmalarını istiyor. Öğrencilerin yazdığı kartlar şeklinde olduğuna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır diye sormuşlar.
Aydın gaz-gaz karışımların tümü çözeltidir. Yani hepsi homojen karışımdır demiş. Doğru. Gaz tanecikleri arasındaki boşluklar çok fazla. Bundan dolayı da bütün gazlar birbiriyle homojen karışır. Çözücü ve çözünen olmak üzere iki bileşeni vardır çözeltilerin. Doğru. Genelde miktarı fazla olan çözücü, miktarı az olan da çözünen olarak geçiyor. Çözücüsü ve çözüneni katı olan çözeltilere alaşım denir. Bu da doğru arkadaşlar. Genelde çözelti dediğimizde hep sıvı çözeltiler akla geliyor ama katı ve gaz çözeltiler de mevcut. Çözücüsü ve çözüneni sıvı olan çözeltiye kolonya örnek verilebilir. Kolonyada su ve alkol bulunuyor. Yani iki bileşeni de sıvı. Dolayısıyla bu da doğru. Amalgam çözücüsü ve çözüneni katı olan çözeltiye örnektir demişler arkadaşlar. Yanlış. Amalgam yani diş dolgusunda biri katı, biri sıvı. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Timuçin yani E şıkkıdır. Yukarıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki uygun sözcükler getirildiğinde hangisi açıkta kalır? Birinci ifadeden başlıyoruz okumaya. Birbiri içinde çözünmeyen katı sıvı karışımlara, yani katı sıvı heterojen karışımlara süspansiyon denir. Buraya A şıkkını getirdik. Katı maddenin gaz içinde dağılması ile oluşan heterojen karışımlara aerosol denir. Katı aerosol. Buraya E şıkkını getirdik. Tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasındaki karışımlar koloittir arkadaşlar. Buraya B şıkkını getirdik. Koloidal karışımlara ışık gönderildiği zaman ışık dağılarak saçılır. Buna Tyndall etkisi denir. Yani D şıkkını da buraya getirdik. Adi karışım açıkta kaldı. Adi karışım bileşenleri katı olan heterojen karışımdır. Yukarıda verilen karışımların özelliklerinden hangisinde hata yapılmıştır? Homojen veya heterojen olabilir karışımlar. Doğru. İkiye ayrılıyor zaten bu şekilde. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur. İstediğiniz oranda oluşturabilirsiniz. Karışımı oluşturan bileşenlerin kütleleri toplamı karışımın kütlesinin toplamına tabii ki eşittir. 10 gram su ile 10 gram tuzu karıştırırsanız 20 gram tuzlu su elde edersiniz. Madde yok olmaz ve var olmaz. Karışımı oluşturan bileşenlerin hacimleri toplamı her zaman karışımın toplam hacmine eşit olmayabilir. Burada tanecikli yapıyı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bazen bileşenlerin tanecikleri arasındaki boşluklara diğer madde yerleştiğinden hacimde bir artış gözlemlenmeyebiliyor. Yani 50 mililitre su ile 50 mililitre alkolü karıştırdığımızda 100 mililitre alkollü su elde etmiyoruz arkadaşlar. Ondan daha az alkollü su elde ediyoruz. O yüzden dördüncü öncül yanlış. Yapılarında farklı tür tanecik bulunur. Karışımlarda en az iki farklı tür tanecik bulunmak zorunda. Cevabımız D şıkkıdır.